Yeni yıl geldi. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Valla yeni yılda beklediğimiz şey ülkemizin huzura ve refaha kavuşması. Öncelikle. Sakinliğe ihtiyacı var bu ülkenin. Bol kazanca ihtiyacı var. Enflasyonun düşmesi lazım. Tek istediğimiz bu. Bunun dışında Türkiye çok iyi bir pozisyonda, çok iyi bir yere gidiyor. Biz grup olarak iyi bir vaziyetteyiz. Ama ülkenin huzura ve rahata ihtiyacı var. O huzur ve refahın da inşallah en kısa zamanda geleceğine inanıyoruz. Peki yeni yılda siyasilere ne söylemek istersiniz? Yeni yılda siyasilere söyleyecek bir şey yok fazla. Çünkü siyasiler zaten biz söylemeden onlar kendi bildiklerini okuyorlar. Zaman zaman bizi dinliyorlar ama bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıktığı için siyasilere söyleyecek çok fazla bir söz ben ne yazık ki bulamıyorum. Evet, son olarak yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni yılda beklediğimiz tek şey var. Ülkenin sakinleşmesi ve huzur içinde olması. Terör belirli bir noktada minimalize edildi ama bitmedi. Bunun yabancı devletlerin Türkiye üzerindeki baskısının azaltılarak belirli bir konjonktüre ülkenin oturması lazım. Ben şunu söylüyorum her zaman. Türkiye 1923'teki Atatürk çizgilerine döndüğü zaman ülke refaha ve huzura kavuşacaktır. Siz katılıyor musunuz Ümit Özdağ? Ben ne yazık ki katılmıyorum. Öyle 365 günde çözülecek bir sorun değil. Bu yukarıdan programlanmış, planlanmış bir sorun. Ne yazık ki öyle 365 günde değil, belki 36 senede biz bunu doğru dürüst çözemeyeceğiz. Bir de bunun yanı sıra kaçaklar var Türkiye'ye, kaçak giriş yapanlar. Sizler bunlardan rahatsız mısınız? Vallahi bakın bu ülke bu kadar kaçak veya mülteciyi taşıyabilecek bir ülke değil. Bugün Almanya'nın aldığı mülteci sayısı belli, Fransa'nın aldığı belli. Biz 5 milyon değil 10 milyon mülteciyi bünyemizde barındırıyoruz ve asayiş o derece bozulmuş vaziyette. İnsanları manipüle etmek, koordine etmek çok zor. İçişlerinin işi zor. O sebeple bu ülke bu kadar mülteciyi nasıl taşıyacak onu bilemiyorum. Mutlaka bunu gelen iktidarın veya bundan sonraki seçim sonrası kim yönetime gelecekse onların ciddi bir plan ve projeksiyon içerisinde yönetmesi lazım. Şimdi bakın zengin kesim diye bir şey yok. Bugün iş hayatında olup da sıkıntı içinde olmayan ne patron var ne çalışan var. Çalışanlar da sıkıntıda, inanın bana patronlar da sıkıntıda. Patronlar da arzu ettikleri yatırımları yapamıyorlar, krediye erişemiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Artı faizler çok yüksek. Bu şekilde bu ülkede yatırım yapmak mümkün değil. O sebeple patron da sıkıntıda, işçi de sıkıntıda. Asgari ücretin rakamı hiç önemli değil. Herkes enflasyonun oranına bakıyor. Asgari ücret 15 bin lirada olsa enflasyonun oranında yukarı doğru gideceği için hiçbir şey değişmeyecek. Ekonomi ne zaman düzelir? Ekonominin düzelmesi için Türkiye'nin ciddi bir ekonomik programa ihtiyacı var. Ekonomik programın Atatürk ilke ve inkılaplarına %100 inanmış bir yapıya sahibiz. Bu sebeple ülkenin tekrar o değerlerini ciddi şekilde yakalaması gerektiğine inanıyorum.